6 Şubat depreminden sonra yapılan son bu hasta tespiti ile beraber kent merkezinde 600'e yakın ağır hasarlı bina vardı. Bu ağır hasarlı binalar 1 yıl içinde hepsi yıkıldı. İhalesi yapıldı, yıkıldı. Şimdi ise işte 6 Şubat depreminden sonra orta hasarlı diye tabir edilen ve bir sene içerisinde güçlendirme yapılmayan binalar ağır hasarlıya çevrildi. Şu anki bu hali hazırda bu yıkımı devam eden de bunlardır. Bunların da sayısı 550'ye yakın bir sayısı var. İhalesi yapılan var, ihalesi de yapılmayan var. İhalesi yapılıp da yıkılmayan var. Mevcut tablo böyle diyebiliriz. Yani onu tabii valilik yapıyor bunları. İhalesini onlar yapıyorlar. Valiliğe bağlı bu şey yatırım izleme koordinasyon merkezi onlar yapıyor her şeyi. Yıkım ihalesini bu sene çok geç yaptılar. Yani niye geç yaptılar onu bilmiyoruz açıkçası. 10 yıla ilgili de bizim çok çağrımız vardı. İhaleler bir an önce yapılsın ve bu ağır hasarlı binaların bu yıkımları tekrardan başlanılsın diye. İhaleler geç yapıldığı için orada yıkıma da geç başlanıldı. Ve bu hali hazırda daha ihalesi yapılmayan birkaç mahalle de var hali hazırda. Bunlar onların kendi yani bu matematiksel hesaplarla alakalı bir şey. Yalnız tabii onların bu kendi hesapları halkın mağduriyetinin önüne bu geçmemeli. Bizim de talebimiz ve bu çağrımız ihaleler bir an önce yapılsın. Yıkımlar daha çok hızlandırılsın ve yıkımlar tekniklerine göre yapılsın diye çağrımız var. Yani tabii tehlike arz ediyorlar. Yani bugün o binaların depreme tırnak içerisinde ihtiyaç duymadan yıkılmaları bile bizim için büyük bir sürpriz olmaz. Hatta hali hazırda ayakta durmaları bile bu mucize diyebiliriz. Ve olası bir depremde Diyarbakır'ın sallantısına göre ve şiddetine göre geldiği açısına göre ivmesine göre bu binaların ağır yani ağır bir sonuçla hepimiz orada karşılaşabiliriz. Bunu söyleyebiliriz. Ama bunlar dışında da risk teşkil edilen daha çoğu yapılarımız var. Çünkü depremde yapılan bu hasar tespiti sonra işte 10 bine yakın artçı deprem oldu. İşte en son tekrardan bir deprem daha oldu. Bunlarla beraber binalar tekrardan bu zarar görmüş olabilir. Yani mevcut tespit edilen yapıların da bu dışında tespit edilmeyen orada yapılar da bizler için büyük risk bu teşkil ediyor. Kentimiz depreme bu hazır değil. Hem binalarımızın sağlamlığı açısından bu hazır değil. Hele hele mühendislik hizmeti görmemiş hiçbir yapımız bizim için sağlamdır diye bir kelime asla kullanamayız. Bu birincisi. İkincisi afet toplama alanlarımız çok yetersiz. Yani AFAD'ın belirlediği, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın belirlediği afet toplama alanları çok yetersiz. Yani olası bir depremde insanların toplanabileceği ve o da kendilerini muhafaza edebileceği alanlar çok az yok gibi diyebiliriz. Özellikle depremsellik, işte sağlıklı binalarla ilgili halkımız hiçbir bu yurttaşımıza, hiçbir vatandaşımız ruhsatı olmayan bu yapılardan ev almasınlar. Bu kaçak yapılardan ev almasınlar. Bunlar hakikaten çok ciddi meselelerdir. Mühendislik hizmeti görmemiş hiçbir yapıdan ev almasınlar. Orada mümkün olduğunca oturmasınlar diye bir çağrı yapabiliriz.